bilgi. Evet, iyi oynamadık. 90 dakika boyunca iyi oynamadığımız ama bir puan aldığımız bir maç. İki içeride, iki dışarıda maç oynadık. Dışarıdaki iki maçtan birer puan aldık. İçeride de iki mağlubiyet aldık. Beşinci maçımız Denizli ile içeride. Orada da tanıdığımız, geçen sene bize iyi hizmet etmiş Sapunaru ve Lopez var. İkisi de iyi futbolcular. Dolayısıyla onlar da lige iyi başlayan takım. Bizim de 3 oyuncumuz Aymen, Pedro, Umut tekrar aramızda. O bizim için çok önemli. İyi bir maç olacak. Yani 3 puandan başka hiçbir hedefimiz yok. Ama bunun için de oynadığımız maçtan da hatalar ders çıkarıp bu maça da iyi hazırlanıp bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz. Sıfırdan yeni bir takım olduk. Yani Antalya maçına baktığında takımın içerisinde kaleci Lung'un haricinde, yani geçen seneki kadroyu düşünün. Kimler var? Tamamen yeni bir takım. Tamamen. Bilal var. Bilal de uzun süre sakattı. Şimdi böyle bir durumda siz şurada kaç tane gazeteci, 40 tane birbirini tanımayan adamı veya 20 kişiyi bir araya getirin. Birbirlerini tanımaları bir kere en az bir ay sürer. Birbirlerini tanıyıp karakterlerini öğrenmeleri. Biz futbol takımıyız. Yeni bir takım oluşturduk. Mutlaka hatalarımız var. Eksiklerimiz var. Daha iyisini yapabilir miydik? Yapabiliriz. Her zaman her şeyin daha iyisini her zaman insanlar yapabilirler, başarabilirler. Bir de bunun üstüne eksikliklerimiz olunca bazı güvendiğimiz oyunculardan performansından çok daha farklı şeyler bekliyoruz. Bu Mensah için de geçerli. Diğer arkadaşlarımız için de geçerli. Oynadığımız oyundan ders çıkaracak hem takım olarak hem de bireysel olarak pozisyonlar var. Ben bizim takımımızın haftalar ilerledikçe bir gerçek kadrosunu yakalayıp iki aramıza yeni katılanların performanslarının özellikle fiziksel açıdan geliştirilip takıma katkı yapacaklarına, daha sonra da Şamil'le Artem'in dönüşü çok daha farklı şeyler olacaklarına inanıyorum. Onun için sabırla yolumuza devam edeceğiz. Okay. Ben de tekrar orada bitti.